Şimdi bu harika, muhteşem soslu kaburga mısırı kim yemek istemez? Mükemmel oldu. Nasıl yapmışım? Şimdi seyredelim arkadaşlar. İnanın ben sostan sonra elimi yıkamadan önce parmaklarımı yaladım. O kadar muhteşem bir sos. Önce seyredelim, sonra hemen kaburga mısırımızı yapalım. Mısır içindeki doymamış yağ ve sodyum açısından zengindir. İrtihap söktürücü ve idrar yolu enfeksiyonları için tercih edebilirsiniz. Kansızlık, anemi için düzenli tüketebilirsiniz. Bağırsakları içindeki lif yoğunluğundan dolayı çok güzel çalıştırdığı için aşırı tüketiminde ishal olunabilir. Buna dikkat edilmelidir. Bir koçan mısır iki dilim de ekmeğe denk gelir. Fazla tüketmeyelim, dikkat edelim. Bu harika mısırımızı pişirmek için öncelikle mısırlarımızı şöyle uzunlamasına, nasıl böleceğim bilmiyorum, şu şekilde bunu elimize geçirmeden tabii mısırlarımızı bu şekilde yatagay olarak kesmemiz gerekiyor. Fakat burada çok dikkat edelim. Bıçağı elimize getirmeyelim. Üst kısımdan ara ara bıçağı saplayıp yan tarafa eğerek o şekilde çok daha kolay kesebiliriz. Mısırlarımı kaburga şeklinde pişmesi için uzunlamasına ortadan ikiye böldüm. Fakat ben bunları haşlamak için yeni tencere kullanmak istemiyorum. Pilav pişirmiştim. Tenceremi boşaltıp onun içerisine koyup pişireceğim. Evet, şimdi pilavımı almış olduğum tenceremin içerisine hiç yıkama gereği duymuyorum. Çünkü zaten mısırımda yağ kullanacağım, tuz kullanacağım. Şu şekilde atıyorum tenceremin içerisine. Bazen böyle kolaylıklar işimize geliyor. Fakat ben aynı şeyleri göstermeyi de seviyorum. Çünkü bunu yapıyorum sonuçta evde. Üzerine suyumu alıyorum mısırımın. Ve ağzında su olmaması lazım. Suyunu alıyorum. Ve bu sefer düdüklü kapağımı kullanacağım. Normal tencerede de haşlayabilirsiniz mısırınızı. Şimdi mısırımı haşlıyorum öncelikle. Evet, şimdi düdüklümün kapağını çıkartıyorum. Ve mısırlarımı içerisinden alıyorum. Kaburga mısırlarımı. Şöyle suyunun gitmesini bekleyeceğim. Harika olmuş, kıvrılmışlar. Tam istediğim gibi, çok güzel. Harika olmuş. Şimdi bunu tenceremin üzerine koyuyorum. Şöyle bir kenarda. Mısırın bir kenarda suyunu çekerken şimdi şu servis tabağımın içerisinde sosumu hazırlayacağım. Bir tane büyük, bir tane küçük sarımsak. 2 adet sarımsak. Şöyle elimi bulaştıracağım zaten. Bir tatlı kaşığı tepenime toz, kırmızı biber, acı biber, biraz tuz ve karabiber. Bunları da ilave ediyorum. Ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. 3 yemek kaşığı kadar da gitti sanıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar mayonez. Birazcık da fazla değil, çok az ketçap. Bunlardan istediğinizi kullanıp ya da kullanmayabilirsiniz. Miktarlarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Başka bir tabakta değil, ben bunu servis tabağımın içerisinde yapacağım ve bunun içerisinde bırakacağım. Sarımsakla harika, mis gibi kokuyor. Birazcık içerisine nane koyacağım ben bunun. Şöyle hemen bir parça kekik, çok az. Birazcık reyhan, iyice toz yapmak istiyorum. Çok birazcık da yine nane. Ayrı bir harika lezzet verecek bunlar. Kekiğimin tadı enfes. Nanem yine öylesine. Taze kuruttum, yemyeşil. Evet, şimdi çok daha güzel koktu. Sarımsağın kokusu, aroması ayrı bir harika arkadaşlar. Şimdi kaşığımla şöyle elimden içine birazcık alayım. Mısırımı alırken
etrafa dağıtmak istemiyorum. Çünkü bu elim bana lazım yine. Evet. Ve şimdi mısırlarımı alıyorum. Harika tam kaburga, gördüğünüz gibi nefis oldular. Tam istediğim gibi şöyle dış kısımlarına iki elimi artık kullanacağım burada. Şu soslarımı alıyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde mısırlarımı gayet güzel sosluyorum. Bu mısırı yediğinizde tadına bayılacaksınız arkadaşlar. Çok harika bir lezzet. Sarımsak ve baharat seviyorsanız, biraz acı seviyorsanız acısını doldurun içerisine. Acı sevmiyorsanız normal tatlı pul biberi de kullanabilirsiniz. Sarımsak kullanmayabilirsiniz ama acı pul biberi ve sarımsak zaten ayrı bir lezzet veriyor buna. Tepsinin içerisinden çıkartmayacağım çünkü yerken tekrardan dibine sürüp yiyebilmek için. Harika oldu. Çok güzel bir tat, nefis lezzet. Buna bayılacaksınız. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin. Mısırı bir de bu şekilde yemeyi deneyin. Evet, şöyle kaburgalarımı yerleştiriyorum. Ve üzerine de şurada kalan tanelerimi şöyle serpiştiriyorum. Evet, mısırımız harika oldu. Bu mısırı bir yiyen bir de yemeyen pişman olacak arkadaşlar. Yiyen daha önce niye yemediğim için, yemeyen de zaten bilmediği için pişmandır. Israrla tavsiye ediyorum, bu mısırı yiyin, deneyin arkadaşlar. Harika bir lezzet. Evet, şimdi bu harika mısırı kim yemek istemez? Üzerine biraz dereotu serpiştiriyorum. Dereotu vazgeçilmezim yine. Ve birazcık da hemen çok biraz taze nane. İçerisinde zaten var. Evet, şimdi bu muhteşem mısırı yanında olsanız o kadar harika kokuyor ki, inanın ben parmaklarımı yaladım. Muhteşem bir aroması var bu sosun. Deneyin, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar seyrettiyseniz, bana yorum yazıp beğenirseniz arkadaşlar ve abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Bana abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Sayenizde sayfam büyür. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.